İyi günler sevgili Olay TV izleyicileri. Bugün yeni bir hafta, yeni bir resim ve yeni bir konukla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz biraz farklı meslekler diyoruz Mehmet Bey. Bursa Jandarma Garnizon Merkez Komutanımız Mehmet Kadan. Emekli. Emekli. Çok fazla lafı uzatmadan size bırakalım tanıtım kısmını. Teşekkür ederiz. Öncelikle bugün, hoş geldiniz diyelim. Sağ olun, sağ olun. Bugün burada bizi de onurlandık sizlerle beraber olmak. Bursa'da ayrı bir değeri olan bu ekip ve televizyon kanalımızın yanında olmak bizi sevindirdi bugün. Ben Bilecik Osmaneli ilçesi Belenalan köyünde doğdum. Parasız yatılı sınavlarını kazanarak Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Okulu'nda ortaokulu ve liseyi dahil bitirdim. Bir nevi meslektaşız yani. Bir öğretmen var işimizde ve hala harp okuluna girdiğimiz halde köyümüzde çoğu insan beni hala öğretmen, evet, çünkü öyle artık zihinlere işlenmişti. Ama tabii askerlik mesleğinde de var biraz öğretmenlik. Yani baya baya öğretmenliğinde içinde geçti. Sonunda bir insan yetiştirmek, evet, asker yetiştirmek, askere bir 20 yaşında gelmiş o gençlere şekil vermek öğretmenlik görevimiz devam etti. Dolayısıyla 30 küsur yıl sonradan da harp okuluna 1981 yılında girdim. Üniversite sınavıyla. O yıl 450 civarında da asker liseler dışında dış kaynaktan öğrenci almıştı harp okulları. O vesileyle girdim ve 1985 yılında da mezun oldum. Teğmen rütbesiyle ilk görev yerim işte Çanakkale oldu. Daha sonra Çanakkale'den Şırnak Silopi'deydim. Bu Körfez krizi esnasında da oradaki... Evet, 89-91 yıllarında orada görev yaptım ve Körfez Savaşı'ndaki Körfez krizinde Habur sınırın bölgesinde Mevzi'de geçirdik o yıllığımızı. Ondan sonra da Batı'ya ilçe jandarma komutanı görevleri döndüm. Yani doğudaki görevlerim genelde hudut görevler oldu. Daha sonra Hakkari, Çukurca, bu meşhur Üzümlü hudut bölüğüne gittim. Orada en zorlu görevim de orada derdim diyebilirim. Evet. Yani gerçekten o yıllar Türkiye'ye meşhur olmuştu. Şehit vere meşhur olmuştu. Bu arada başta daha acısı taze olan Afrin şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bizler buradaki merkez komutanlığı görevimde de Batı'ya geldiğimiz halde yine bu işlerin içinde olduk tabii. Merkez komutanı olarak bütün şehitlerin şehit haberinin aileye verilmesi görevi dahil. Bu görev ki en ağır görevdir. Evet. Yani bunları kesinlikle hep yaşadık ve bu görevimizi yaptığımız zamanlarda bu görevden sonra bir hafta biz de kendimize gelemediğimiz zamanlar oluyordu böyle. Ailenin o ilk şokunu görmek, o ilk haberi vermek Güneydoğu'da çatışmalardan daha zor. Yani o görevi yapmaktansa git Güneydoğu'da çatışmaya devam et. Hal böyle olunca Hakkari Çukurca'da o yıllar Üzümlü bölük komutanı olarak, hudut bölük komutanı olarak 2 yıl civarında durulurdu. Önce gittim ben ara tayinle, Mart ayında gittim. Dolayısıyla 2,5 yıl kaldım, şehit de vermedim. Şehit de vermediğimin
Dolayısıyla 2,5 yıl kaldım orada. Rutin atamanın dışında gittiniz siz. Rutin arada. Atamanın öncesinde evet. gittim. Evet, rutin atamanın öncesinde gittim. Hatta o sene şark hazırlık sıraları olur bizde. 6 ay fazladan görev yapmış tabii, oldunuz. Tabii. O sırada 30. sırada olmama rağmen işte beni tercih etmişler. Evet. Orada 2,5 yıl kalma durumu oldu orada dolayısıyla. Tabii o görev, bu 2,5 yıl bu şehir cereyanı görmedim. Sebze aşağı yukarı görmedik, meyve görmedik ve o yıllar tabii daha sonra gelişti. Gece 24 saat artık helikopterlerimiz, o yıllar bu imkanlarımız henüz yoktu. Gece uçuş evet. kabiliyetleri yoktu. Yani kendimizin orada bir apandisimiz patlasaydı yapacak bir şey yoktu. En basit bir rahatsızlıklarda bile. Evet, evet. O yıllar öyle geçti. Yani jeneratörümüzü çalıştırdık, pillerimizi doldurduk, kapattık. Zaten devlet yaz sezonundan kuru erzağı, ondan sonra yiyeceği, canlı hayvanı verir. Daha sonra yağını, şeyini, orada her şeyimizi, ekmeğimizi, yemeğimizi, askerimizle beraber hayvanımızı, bir askerimizi görevlendirip çobanlık yaptırarak şekilde böyle yemeğimizi askerlerimizle, ekmeğimizi askerlerimizle bu şekilde yaşadık. Telefon da yok tabii o yıllar. Evet. Henüz daha 94 yılı cep telefonu olayları da şimdiki gibi bu teknikler yoktu. Dolayısıyla ailemizle bile ancak ailemiz bizim hakkımızda akşam haberlerde Üzümlü'de bir çatışma oldu. Şu şehit bu yaralı derse öyle haber olacak. Olabiliyor. Bunun dışında bir haberleşme imkanımız da olmadı. Evet, o yıllar öyle geçti. O yıllarda işte size de gösterdiğim gibi Türk milleti adına saatimizi evet. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları orada, oradaki başarımızın ve sembolü olarak güzel işte gururla geziyoruz. Güzel bir simbol olarak da taşıyorsunuz. Evet, sağ olun, sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. Asılı bundan sonra yurdun değişik bölgelerinde işte görevle en son 2011 yılında Kilis İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığı'nı 3 yıl yaptıktan sonra babamın da kanser hastası olması dolayısıyla buradaki tedavilerine de devam etmek maksadıyla Bursa'ya geldik. Ve bu sene de burada artık Bursa'da yine emeklilik hayatımıza devam ediyoruz. Başladık. Evet, sağ olun. Evet Mehmet Bey. Şimdi böyle kısa bir özgeçmişten sonra tabii ki yaşadıklarınız anılar çok. Çok, çok dediğiniz gibi. Yani hatta şöyle kısa dönem görev yapanlar bile her günü bir anı olurken siz anı, yıllarca bizler sadece kıtada 32 yıl. Evet. Hizmet verdiniz. Sizlere minnettarız. 8 yılım Şırnak, Hakkari, Siirt, evet. Van, Kuzey Irak bölgelerinde geçti. Şimdi efendim karşıya bir güğüm koyduk. Mehmet Bey, duvarın dikey çizgisi. Evet. Bizim kağıdımızın dikey çizgisiyle aynı, paralel. Şöyle tuttuğumuzda zaten hangi evet. yönde olursa olsun. Bu işin başlangıcında başlangıcı. Bir de yatay çizgimiz var. O da masa ve çizgisi. Kaide beyaz. Kaide üzerinde evet. O da bizim kağıdımızın yatay paraleli. Üst. Evet, üst veya alt. Ha, fark etmiyor. Şimdi obje ne taraftaysa biz o yöne dönmemiz gerekiyor. Evet. Yani ben böyle oturamam. Yan duramayız. Veya böyle duramam. Tam anlamıyla evet. objeye dönmem Mutlu gerekiyor. Be. Ki bu paralelliği korumam da lazım aynı zamanda. Şimdi biz hani matematikte olduğu gibi birebir ölçü uygulamıyoruz. Her şey gözümüz ve basit destekli bir ölçü alarak kalemle. Evet. Ama yine de bir ölçü var yani var. Matematikçi mutlaka. Olmasak da. İyi ölçü o yönden var. De ben de. Öğretmen Lisesi'nin matematik bölümü mezunu. Evet. Herhalde o da faydası olabilir. Şimdi güğümü neye göre yerleştiriyoruz? Göz kararı burada da ama belli evet. bir teknik de var. Kağıdımızda ne oranda
boyutu olmalı. Onu biz tahmini, evet, üç parmak yukarıdan bırakıyoruz, tahmini bu. Aşağıdan da yaklaşık 2 veya 3 katı. Bunun, evet. Evet, parmağımızın. Tabi o değişebilir çizim esnasında. Biraz ama dediğiniz gibi ama böyle göz kararı. Önemli olan kağıdın boyutuna göre oturtmak. Şimdi biz aynı zamanda programı eğitim amaçlı yaptığımız için hani biraz da böyle harfiyen ölçüleri anlatıyorum. Belki sıkıcı da olabilir ama evet, öğrenmek açısından. Sonuçta ekran başında izleyenler de öğreniyor, evet, bu vesileyle. Doğru, doğru. Hatta bazen sorarlar, neden böyle kalemi tutuyorlar falan. İşte mantığı burada ölçü alma. Şimdi kalemi ben böyle kolumu gerdirerek, şekilde şu. Evet. Evet. Şu tırnak bizim ayar, şöyle gezdiriyoruz. Güğümün üst kısmı kafa olarak düşünüyorum, evet, Mehmet Bey. Yani güğüm bir insan gibi düşünürsek. Bu tabii kapak değil de o boğumdan itibaren. Tabii tabii. O inceldiği, evet, nokta. Oradan yukarı bir insan mantığında, doğru, bakarsak. Daha az orası, gövde gibi. Orası kafa, orta bölüm gövde, evet, alt bölümde ayaklar, bacak kısmı gibi. Belden aşağı. Şimdi tabir olarak da kafa ölçüsü diyoruz direkt. Evet. Şimdi ben kafa ölçüsü alıyorum güğümden. Şöyle tuttuğumda, hatta biz bir test yapacağız beraber. Bu inceldiği noktada bir kalınlık var ya, evet, şerit. Orada onun bir alt şerit kısmını var, dahil ediyoruz. Alt ölçüde. Yani üst değil de alt. Şimdi ikimizin ölçüsünü karşılaştıralım. Evet. Doğru. Aşağı yukarı, evet, doğru, anlaşılmış. Şimdi burada ben kafa ölçüsünü tahmini tabii şu kadar yaptım. Evet. Şöyle. Biraz da büyütebilirsiniz. Tahmini yani. Sonra ölçü de anlaşılacak, evet, devamı. Siz de o kadar yaptınız. Tamam. Şimdi tekrar kafa ölçüsü alıyorum. Bu kez o kafa, aldığım kafa ölçüsünü aşağı doğru kaydırıyorum. He. Örneğin gövdesi kaç kafadan oluştu? Tamam. Artık bu kafa standartımıza göre artık, evet, onun ne kadarı boyutu, yüksekliğini ve genişliğini ona göre, tamam, ayarlayacağız. Tamam. Şimdi ölçüyoruz beraber. Şimdi ben tam bir kafa gördüm gövdeyi. Evet. Bir değil mi? Evet. O genişleyen bölüme kısım, kadar. Orta bölümü bir kafa. Orada bir kafa yüksekliği oldu. Şimdi aynısını gibi bu sefer kalemi böyle ölçerek kaydırıyoruz. Artık ölçebiliriz. Tamam. Evet. Orası sabit bir ölçü. Aşağı kaydırdık. İkinci kafa bölümü gövde. Evet. Sonra alt bacak kısmını ölçeceğiz yine kafayla. Kaç kafa? Bir buçuk. Buçuk, bir buçuk. Evet. O zaman yine ne yapıyorum? Bir kafa aşağı işaretliyorum, bir de yarım. Evet. Şimdi bir de yarım. Şurayı yapıyoruz. Şöyle aldınız, koydunuz. Evet. Bir de yarım. Şöyle bir de yarım. Bir de yarım şu ekledik kadar burada. Evet. Burada resmimizin tabanı oluyor. Şimdi biz bu ölçüyle büğümün boyutunu ortaya, evet, çıkardık. Yani. Bir de genişlik var. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi bu uzunluğunu ortaya çıkardık, evet, dediğiniz gibi. Şimdi tekrar kafa ölçüsü alıyorum. Bu sefer kafanın genişliği ne kadar? Yüksekliğini, evet, anladık. Tutuyorum. Orada da en uç noktalar.
En geniş noktayı olan. En evet. Geniş noktayı. Yani kapak birleştiği nokta. Evet, o da aşağı yukarı bir. Kareye yakın. Bir boy. Evet. Evet, kareye yakın. Bu sefer yine buradaki ölçüyü aldım. Yatay tuttum. Evet. Tabii şu ortasını ortaya ortalamak lazım. Evet. Şimdi yine parmakla şöyle işaretledim. Devamını da işaretliyorum. Şu şekilde. Evet. Kareye yakın. Doğru. Şimdi ben bu kareyi öncelikle şöyle bir çok hafif belirliyoruz. Çünkü o silinecektir. Tabii. Fazlalıklar. Şöyle kare içine aldım. Şimdi dar kısmı var. Hani onu ölçmeyebiliriz ama geniş nokta özellikle. Nerede? Bel kısmı diyelim. Bel kısmı. Oranın genişliği ne kadar bakıyoruz? Bir... 1,5'tan fazla. Fazla. Yani 2'den az. Eteğin başladığı bölüm. Evet. 2'den az, 1,5'tan fazla. Şimdi hafif kaydırarak ben şöyle işaretledim. Bir de bu taraftan. Şimdi bunları biz basit işaretliyoruz ya. Sonra bir ortadan şey çizeceğiz. Dikey çizgi. Şu şekil. Çünkü kenarlar simetrik olması lazım. Tabii burada. Şimdi önce bir dikey çizgi çizelim. Bu dikey çizgiyi çizmek lazım. Evet, evet. Simetrisi ona göre eşitlenmesi lazım. Zaten kağıdımızı ortalıyoruz bunu. Şimdi çizgiyi tek çizgiden ziyade gezdirebilirsiniz. O doğrusunu bulacaktır. Heh. Yukarı aşağı yani tamam. Böyle rahatlıkla. Evet. Şöyle şu şekilde. Şimdi 1,5 olarak yapacağız şeyimizi. 1,5'tan fazlaydı. Biraz fazlaydı. 2'ye yakın dersek. Evet. Şöyle bir boy çıkıyor. Aynen. Çizgiye göre ortalıyoruz kalemi. Sanki benimki biraz şöyle şuralardan kısmam gerekiyor. Evet. O. Şimdi böyle boğazını basit şekilde çatısını oluşturuyoruz. Evet. Evet. Şimdi orta genişliğini de gördük. Bu kez neresi kaldı? Şimdi taban genişliği dediğiniz gibi daha en geniş bölüm oluyor. Aynı ölçüyü oraya da uyguluyoruz. Bakıyorum. Bir. Şöyle tam bir. Bir de çeyrek gibi. 2'den fazla bende. Evet, başa göre diyoruz. Evet, 2'den fazla. Başa göre, yani 2,5 değil ama diyelim 2,2 gibi. Evet. Şimdi şöyle ikisini aynı anda aldım alabiliriz. Getiriyor, tam ortalıyorum. Hatta biraz kaydırarak. Fazlalık var ya burada. Biraz sola fazla bırakarak. Bırakarak. Sonra oraya genişliğini ekliyoruz. Evet. Şöyle tekrar netleştirelim. Evet. Bu şekilde eşitledik. Şimdi güğüm hafif dik iniyormuş gibi ama bir eğim var böyle. Tatlı bir eğim var dediğiniz gibi. Oradan birleştiriyoruz. Altıda
ovallaştırıyoruz bu şekil. Şu üst noktada oval. Burada da bir. Çok az. Çok hafif. Şimdi göz seviyemiz vardır baktığımız noktada. Eğer onun altındaysa dış bükey, üstündeyse de üst bükey. Ha, dış bükey ve iç bükey. Evet. Ayrımı tamam. Tam göz seviyesindeyse de düz çizgi. Düz çizgi tamam. Onu da o da anlaşıldı bak. Hatta diyelim ya bu, oradan bu, ben tamam. Bu konuştuklarımızda hep matematik var evet. Hocam. Evet. Ben oradan bir tabak tutuyor olsam, göz seviyenizin altında olursa içini göreceksiniz. Heh. Üstünde olursa altını göreceksiniz. Altını göreceğiz. Tam göz seviyesinde çizgi. Doğru. Yani mantık doğru. Bu. Şimdi biz burada kabaca yerleştirdik. Bu boğaz kısmında hafif bir çıkıntı vardı. Evet, burada da dediğiniz gibi. Onu belirliyoruz. Sonra da köşelerini birleştiriyoruz. Heh. Büyümün. Yine bir ovallik evet. Vereceğiz herhalde. Burada rahat kullanabilir. Yani çizgi taşabilir. Heh. Hiç önemli değil. Sonra doğru çizgiler onları yok edecek. Yok eder. Kendiliğinde. Tamam. Şimdi şurada bizim kapak hani en geniş noktası var evet, çatının. Evet. Şurayı biz geniş aldık ya böyle. Evet. Şurada kare şeklinde indi. Bu sefer bu kapağın yüksekliği ne kadar? Yarıdan biraz az. Zaten gözümüzde de hissediyoruz. Çıplak gözle baktığımızda. Yarıdan evet. Biraz az. Şöyle. Evet, yarıdan biraz az dediğiniz gibi. Burada bir de üst genişlik var kapağın üstünde düz. Evet, en dar bölge. Onu da ölçüyorum. O da yarıdan az. Tabii bunlar tahmini. Evet. O da düğümün kabaca şekli çıktı ortaya. Kabaca çıktı dediğiniz çıktı. Gibi. Şimdi bundan sonraki aşamasında kulp kısmı var. He, kulp kısmı var dediğimiz gibi. Siz hatta çizgi şeklinde görüyorsunuzdur. Biraz daha yan evet, taraftan benimki... baktığınızda. Tamamen çizgi şeklinde. Ben hafif kalınlığını görüyorum. Yani burada bu anda bir ustalık. Evet, şimdi var burada bunu bir... gayet doğru gördünüz açıları yerli var. Şimdi şuradaki daralmaya bakmamız lazım. Biraz daha boğaz aşağı doğru daralıyor. Hani kareye almıştık ya. Hı-hı. Bu kare kısmı en son noktaydı. Şurası evet. Yani. Ama şu kısım içeri giriyor şöyle. Biraz evet. Biraz orada o bir açısını... o girintiye açıyı evet. Tutturmamız lazım. Sonra buradan da aynı şekil buraya geliyor. Evet. Şimdi evet, biraz böyle. Mehmet Bey, bu kayde var altta. Evet. Beyaz. Beyaz. Onun gidiş açılarını belirlememiz lazım. Evet. Şimdi ben orada bir yan tarafını çok fazla görmüyorum ama siz orada kalınlığını görüyorsunuz evet. Yan tarafın. Ya, sizin görmediğiniz yan tarafı da görüyorum ben burada. Şimdi burada ben şöyle göstereyim isterse. Şurada çıkıntısını gördüm. Bakın evet. Aynen devam ediyorum. Buradaki devamını çıkarıyorum. Bu şekil.
çok hafif öne doğru geliyor. Böyle bitirdik. Şöyle siz görüyorum ben aynı. De. Buradan da devam etti tabii ki arkadan. Evet. Şöyle devam ediyor. Nerede bitiyor? Ne kadar çıkıntı var düğümde? Evet. Şöyle bir nokta. Oradan da birleşiyor. Şöyle evet. Tabii bunun ikisinin paralelliği. Şurada bir çıkıntı siz görmüyorsunuz değil mi? Evet. Var mı? Yok. Direkt çıkıyor. Şimdi bunun buradaki noktasını birleştirmemiz lazım. He, o zaman biraz yukarıya gitti bu. Evet. Paralel geliyor ya. Evet, ikisi iki nokta paralel olacak. Şöyle belki daha bir. Evet. Şimdi ön kalınlığını gösteriyoruz. Ve siyah masayla da arkadan belli ediyoruz. Birleştiriyoruz. Aynen. Yani bu tabii resim işinin bu kara kalem işi herhalde bir de silinebilir olması noktasında en iyi. Yani rahat ve basit olanı herhalde değil mi? Başlangıcı kara kalemle yaptırıyoruz. Öyle mi? Ha, yani hata telafisi kolay. Kolay. Bunlar, geri dönüşü var. Evet, geri dönüşü var. Bir sürü çizgi çizebiliriz. Burada aslında yaptığımızın mantığı şudur. Doğru bakmayı, doğru görmeyi, gördüğünü evet, kağıda aktarmayı. Kağıda aktarmayı yani, öğrenelim. Bunun felsefesi bu. Tamam. Başlangıçta. Şurada şunun şeyi vardı. Onu gördük şöyle. Bu kısmı. Şurada şeyleri var. Tabii şu biraz daha böyle benimkinde eğimli mi? Şey iniyor çünkü daralttık ya o kareyi. Evet. Şöyle biraz daha şurada bunun puntalı bölümleri var. Hem kapakta. Evde sanırım böyle ortamlar bulabilirsiniz ilerleyen zamanda. Yani bunun için çok fazla şeye gerek yok herhalde. Ama yok, düzen gerekmiyor. Yani bir yalnız bir şöyle bir resim şeyi. Tuvali. Evet. Olmalı. Tuvali olması yeterli olur. Böyle işte yeter ki gördüğümüzü aktarabilelim. Resimde genelde hani mesleklere dikkat ettiğimizde doktorlar ve askeri emeklileri daha ilgililer. Sanatla resim demeyeyim de yani evet, sanatın farklı evet, dallarıyla. Yani askerliğin tabii bu disiplin başta tabii her meslekte eğer bir şeyler yapabilmek istiyorsa insan disiplin şart. Askeride de hep bu vardır. Yani disiplinle başlanılan bir şey insan disiplinle yetişmişse askerlik olsun veya başka bir şeyler yapsın o disiplin onu bir yerlere getiriyor. O noktadan düşünürsek gerçekten de askerlerden de böyle sanata yönelik geçmişte çok daha fazla tabii. Günümüz bizler bilhassa 1985 yılında harp okulunu bitirdim ben. PKK 1984 yılında çatışmalara başladı. Emekli olduk. Yani terörle açtık gözümüzü. Fırsat. Terörle, evet. Terörle geçti evet. Yıllarımız. Dolayısıyla böyle şeyler rahat ve huzurlu ortamların çalışmaları böyle evet böyle sanatsal şeyler var böyle olunca bunlara çok fazla böyle zaman içimizdeki evet yetenekler hep böyle saklı kaldı bir şeyler yapabileceksek bile şimdi Mehmet Bey bu ışık gölge şu an biz ne yaptık
evimizin kaba inşaatını bitirdik. Evet. Şimdi ince işlemler. İnce. Evet, burada bu kez ışığın düğme yansımasına dikkat ediyoruz. Nerelerde parlıyor, gölge, nerelerde gölge parla var. Evet. Şimdi biraz da böyle obje yapısı gereği hani sert bir malzeme olduğu için çok fazla gri ton göremiyoruz. Açık, koyu. İki renk. Bunu çelik düğüm veya tencerelerde daha fazla hissediyoruz yansımada. Daha yani. Parlak tabii şeylerde, evet, eşyalar. Burada belki biraz gri hani görüyoruz ama diyelim çelik malzemede çok daha siyah veya beyaz. Evet. Ortası yok. Şimdi ben tabii uzun yılların verdiği rahatlıkla biraz böyle koyu girip desenle de savaşacağım. Hı. Şimdi bazı noktalar çok koyu. Buna dikkat ediyorum. Evet, dediğiniz gibi. Şöyle özellikle kapağın örtüldüğü kısımlar. Şimdi şurada da böyle çizgiler şöyle bir var. Evet, evet, onlar da şöyle bir çizgiler var. Ara ara. Şurada da var dediğiniz gibi. Yansımalar pozisyona göre değişebiliyor ışık oyunları. Yani sizde farklı gözüküyor. Tabii. Farklı. Sizin açınızla benim açımda hani farklı. Bende niye böyle olmadı falan denmez. Evet. Tamam. Çünkü oradan geliş farklı. Doğru. Işığın. Bu yansımalarda ara ara dikey ve yatay çizgiler böyle garip garip şekiller oluşturabilir. Hani objenin yapısından çünkü yansıma var. Evet. Yani burada bir kutu varsa o kutuyu orada şeffaf şekilde hani yansımasını görebiliyoruz. Ama biz leke olarak giriyoruz tabii. Evet. Şeklini vermiyoruz o kadar. Evet, ben birkaç basit örnek gösterdikten sonra benim çalışmayı noktalayacağım. Genel yapı olarak böyle. Evet. Bundan sonraki ışık gölge oyunları. Şimdi bu ilk başlayanlar için biz sayfalarca çizgi çalıştırıyoruz. Evet. Düz çizmeyi. Düz çizmeyi değil mi? Tereddütsüz böyle. Ve kolunun alışması. Evet. El, evet. Bilek, omuzdan. Diğer türlü korkak çizgiler hissediliyor resimde. Aynen. Tedirginlik böyle. Evet. Evet, bunda bile. Yani ben bunu çizerken bakın hiç tereddütsüz. Bak, evet. Doğru. Doğru. Benimkinde tereddütler belli oluyor, yansıyor dediğim. Ama onlar normal, yani bir beğendirme kaygısı vardır ya kişide. Aman düzgün olsun falan. Yani normal bir duyguyla yapılıyor çünkü. Şu eğimi de verdik. Hı hı. Şimdi ışık gölgede istediğiniz koyuluğu siz girin. Hı hı. Ben hiç müdahale etmeyeyim. Şöyle mesela şurada bir belirgin bir... Sonra not vereceğiz bu arada, belirteyim. Evet, zaten şu anda sizden başka rakibim de yok. Yok. Şöyle şuralarda biraz daha silik, koyuluk. Az. En koyu şu bölgede. Evet. En koyu burada. Sonra şurada bir koyuluk var. Böyle hafifleyerek koyuluk ortaya doğru geliyor. Geliyor. Ortası
ışık alıyor. Tam ışık alan. Şimdi şu bölge. Anki yaptığımız bir basamak olabilir mi sanata giriş? Aynen, aynen. Devamı gelecek. Hem cesaret, hem cesaret evet. Oldu bize, hem bir dahaki bir resim farklı olacak tabii muhakkak. Bir dahaki resim. Şimdi bu birleşim noktaları daha canlı. He. Çıkışları. Yani örnek ben burada göstereyim. Şu ve burası. Evet. Bu böyle daha evet. Netleşecek. Daha netleşecek diyoruz. Evet. Şöyle. Hakeza şu. Tabii. Yani orada da tabii ışığın tonuna göre bastırıyoruz kalemi. Parlak yerlerde daha açık. Açık olacak. Gölge olan kısımlar daha koyu. Şu daha bir şöyle bir belirgin bir şeye gelebilir. Şurada bir parlayan bölüm var. Üst kısmında. Şurada da yine böyle bir. Silgide kullanabiliriz gerektiğinde. Evet. Diyelim yani şurada, zamanın darlığı bir. Şurada parlayan kısım koyulaştı diye görürsek eğer onu düzeltebiliriz. Evet, orada dediğiniz gibi burada. Yani bu ovallikte bu çizgilerden de tabii ki onun aynen, eğimiyle veriyoruz. Evet, aynen devam. Yön olarak. Şöyle de bir kalınlaştırmak mümkün olabilir bilmiyorum Nuri Hocam. Evet gayet güzel gidiyor. Tabanda. Evet çizgiler de artık biraz daha bak cesaretli olmaya başladı. Demek ki bir daha bir resim çizilse bu daha da olur. Farklılaşacak yani. Süremiz yeterli değil. Evet. Uzun vadede çalışma yapılsa daha evet. Da güzel oluyor çalışmalar. Yani evet. Programda biz aynı zamanda süreyle savaşıyoruz. Önemli olan zamanında yapılabilmek. Zamanı bizde de o önemlidir. İşin evet. Zamanında düzgün yapılması önemli. Zamanında yapılmamış bir işin hayatta da o kadar çok fazla doğru bile yapılsa ne oluyor? Zamanında bitmedikten sonra bu önemi olmuyor. Şimdi tarih ve imzamızı atabiliriz değil mi? Evet. Şimdi evet. Resim ne zaman biter bunun bir belli bir kuralı yok. Yok. Kişi tamam derse kendi resmine ama kabul ederiz. Bu da imza mıdır? Evet. Hayır, tarih ama. Ve o imza. Zaman... İmza atılmadığı sürece ben size ait olduğunu ispatlayamam. Evet. Resmen. Dolayısıyla da diyoruz imza önemli. Tarih yazdık. Evet. Bir başlangıç komutanım. Açısından belki yani öncelikle çok olsa teşekkür da. Edelim. Vallahi sağ olun. Yani öyle bizi bir şereflendirdiniz. Verdiniz bize de. Biz de sevindik. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenemez. Yani bu bir gerçek. Sağ olun. Eğer sağ biz olun. Buralarda sağ olun. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürüyorsak evet. Sizler sayesinde. Bizler bu duygularla zaten o sıkıntılara katlandık. Yoksa hani hep derim ben babam dese ki orada bizim tapulu arazimiz var Çukurca'nın Üzümlüsü'nde kalsın derdim gitmezdim belki de ama vatan, millet, devlet, namus, evet o yüzlerce çocuk emrimizde iki dudağımızın arasında oradaki kaderler bir noktada ve insanlara güvenerek onurlu bir şekilde gerekirse şehit olup geliyor evet. Elbette. Dolayısıyla da bu onuru hep yaşadık. Yani asker olmanın bu memlekette bu milletin gerçekten de sevgisine mazhar olan yegane meslek diyebiliriz. Evet, biz
geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci kez yine bir söz alalım istersen. Evet, inşallah. O zaman bunu ben geliştirmeye devam ederim. Evet. Ama yani ilk çizim gayet güzel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Seyircilerimiz de görmüştü, hatta notunu vermişti. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bugün de resmimize noktayı koyduk. Yine haftaya yeni resim, yeni konuk ve yeni teknikle görüşmek umuduyla.